Günaydın değerli izleyenler. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Galatasaray'la başlayacağız bugüne. Sarı Kırmızı takımın başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşmasında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Başkan Özbek deprem bölgesine yapılacak yardımların devam edeceğini söyledi. Gazete manşetleriyle Sabah Spor'una devam ediyoruz değerli izleyenler. Hemen başlayalım. Ana sayfalara bakarak başlayacağız her zaman olduğu gibi. Fotomaç gazetesinin ana sayfasında Kent Fener'e doğru Aslan'dan TYS bombası, Kartal'dan çifte hamle haberleri, transfer haberleri ağırlıklı olarak dikkat çekiyor. Aslında sayfanın tamamında transfer haberlerinin ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Fırtınaya Ganalı stoper, Dembele Cimbom'a yakın şeklinde sezon sonu hamlelerinden ağırlıklı olarak bahsedilmiş. Fanatik ana sayfayla devam edelim. Yine Fanatik'te de transfer haberlerini görüyoruz. Aslan'a çifte yıldız, Fener'e İngiliz fırsatı şeklinde. Hacı Wright'ın gönlü Kanarya'da. Bir tek Dursun Özbey'in Galatasaray sözünü tutar başlığıyla dün yaptığı açıklamalar transfer haberleri dışında dikkat çekiyor Fanatik gazetesinin ana sayfasında diyelim ve şöyle detaylara girmeye başlayalım. Sabah gazetesinin 19. sayfasına göz atacağız. O gün Şahinoğlu imzasıyla kiralıklardan hayır yok başlıklı bir haber görüyoruz. Beşiktaş'tan geçici olarak başka kulüplere giden 12 ismin çoğu döküldü. Özellikle tüm futbolcular arasında öne çıkan tek ismin Kartal Kayra Yılmaz olduğundan bahsediliyor. Beşiktaş bölümünde daha detaylı bakacağız. Jesus'un B ve C planı olmalı. Sayfanın en altında Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut, Portekizli teknik adamı bu sözlerle eleştirmiş. Fenerbahçe'nin oyununda düşüş var. Tempolu futbolla iyi maçlar oynadılar ama rakipler analiz ediyor ve sizi çözüyor. B ve C planınız olmazsa sıkıntı yaşarsınız ifadesini kullanmış Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü. Hürriyet gazetesine hemen geçelim. Hakem maç sonu konuşsun, sahada da mikrofon taksın şeklinde Koray Durkal imzalı bir haber görüyoruz. Fransız futbolunun efsane ismi Henry'den futbolu çok daha keyifli bir oyun yapmak için çılgın öneriler geldi diyor haber. Zaman geçiren takımın rakibi serbest vuruş almalı, maçlarda her 3 gol atan takıma ekstra puan verilmeli şeklinde aslında biraz sokak futbolunu andıran fikirler gelmiş Thierry Henry'den. Galatasaray ve Beşiktaş sınırsız istedi. Fenerbahçe 8 artı 3 dedi sayfanın altındaki haber. Yabancı kuralıyla ilgili İsmail Er'in haberi oy birliğiyle karar çıkmazken görüş 8 artı 3'ün bir yıl daha devam etmesi denmiş haberde. Bugünün dikkat çeken haberlerinden biri bu. Takvim 14'e de bakalım. Listeme odaklanın başlığıyla Trabzonspor Teknik Direktörü'nün Bielitsa'nın Başkan Ertuğrul Doğan'la görüştüğü söyleniyor. Nenad Bielitsa önceliğin hazırladığı transfer listesi olmasını talep etti. Artem Dobik gibi birçok isim ikinci plana bırakıldı. Fırtına'da golcü için ilk adaysa Bruno Petković diyor haber. Evet, akışımızdan devam edeceğiz şimdi değerli izleyenler. Gazete turumuza bir sonraki saatte çok daha detaylı bir şekilde değineceğimizi takımlar özelinde söyleyelim. Ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay'la devam edelim. Çalınbay her sezon 6-7 puanlık hakem hatalarına maruz kaldıklarını söyledi. Gazete turuyla devam ediyoruz. Şimdi gazetelerdeki Galatasaray haberlerine bakacağız birlikte. Hemen başlayalım Fotomaç'la. 8. sayfa Galatasaray'a ayrılmış, değişim rüzgarı başlığını görüyoruz. Sarı Kırmızılılar kadroya dokunuşlar yapacak. Gelecek yılı planlayan Galatasaray, Icardi ve Raşit Say'ı takımda tutmak istiyor. Sözleşmesi sona erecek 5 oyuncuylarsa yol ayrımına gidilmesi bekleniyor denmiş. Onun altında Nelson'a niyet, ona kısmet başlığıyla Danimarkalı yıldızı takip eden Sevilla partneri Abdülkerim'in performansından da etkilendi deniyor. Ve sayfanın en altında Mayıslar Aslan'ın başlığını görüyoruz. Galatasaray şampiyon olduğu son 4 sezonda Mayıs ayındaki 16 maçta 13 galibiyet aldı. Puan kaybı olan 3 karşılaşmaysa şampiyon çıkılmıştı şeklinde bir istatistik haber aktarılmış Fotomaç gazetesi tarafından. Fanatik'le devam edeceğiz şimdi. Fanatik 2'de yine transfer haberlerini görüyoruz. 1G'ye 2TS
başlıklarıyla. Icardi ve Rashica'yı elinde tutmaya çalışan, kadroyu güçlendirmek üzere Dembele ile Renato Sanchez'i gözüne kestiren Cimbom'un diğer hedefleri de ortaya çıktı. Sarı Kırmızılılar, Torreira'nın satılması halinde İdrissa Gueye için nabız yoklayacak, sol bekte ise bir numaranın Alex Telles olacağı söyleniyor. Biraz daha alt kısma geldiğimiz zaman Galatasaray sözünü tutar başlığıyla Dursun Özbey'in dün yaptığı açıklamaları görüyoruz. Galatasaray olarak ilk günden beri sahadayız. Söz verdim, 250 konut yapacağız, 10 tane de okul sözü verdim. Galatasaray söz verdiğinde yapar ifadeleri dikkat çekti Dursun Özbey'in. Sabah gazetesiyle devam edelim. Murat Özbostan imzasıyla çoğunluk sınırsız dedi, karar haftaya kaldı başlığıyla. TFF ve Kulüpler Birliği'nin Riva'daki kritik toplantısının detayları aktarılmış. Galatasaray ve Trabzon'da 9-10 kulüp sahada ve kadroda sınırsız yabancı fikrini savundu. Fenerbahçe yılbaşına kadar 8+3'ün devam etmesini istediğini yazılı bildirse de ortak görüş olması halinde sınırsız yabancıya destek verebileceğini belirtti diyor haber. Tüm takımları etkileyen, ilgilendiren bir haber. Hemen altında Mehmet Özcan'ın özel haberini görüyoruz. Gerçekten Galatasaraylı mısın başlığıyla. Sarı Kırmızılılar'da üyelik başvurusu yapanlara GBT incelemesi. Sicil Kurulu üyelik müracaatında bulunan Galatasaray Lisesi mezunlarını mercek altına aldı. 270'e yakın isimden 3 kişinin başka takım taraftarı olduğu gerekçesiyle başvuru dilekçeleri reddedildi. Bir üyenin liseye başlarken başka takım tutuyordum, artık Galatasaraylıyım savunması kâr etmedi, üyelik başvurusu kabul görmedi şeklinde ilginç bir haber. Paris Saint-Germain'in Icardi'nin bonservisi için belirlediği ücretin 10 milyon euro olduğu söylenmiş. Onun dışında Dursun Özbey'in dün yaptığı açıklamaları yine unutmayalım, unutturmayalım başlığıyla görmek mümkün bugün sabah gazetesinde. Hürriyet'e de hemen şöyle bir bakalım. Hürriyet 17'de Ali Naci Küçük imzasıyla deprem bölgesine 1 milyon euro başlığını görüyoruz. Galatasaray ve Almanya Merkezli Yardım Kuruluşu Stelp, yüzyılın felaketinin yaralarını sarmak için güç birliği yaptı. Sarı Kırmızılı Kulübün de katılımıyla Stelp Almanya'da bağış kampanyası başlatacak. Depremzedelere yardım tırları ve konteyner gönderen, hasılatı depremzedelere bağışlanan maç yapan Galatasaray, Stelp ile güç birliğine gitti. Stelp düzenleyeceği bağış kampanyasıyla ilk etapta 1 milyon euro destek sağlamayı öngörüyor demiş haber. Stuttgart'la maç yapılacağı da hatırlatılmış. Aslan moral depoluyor başlığına da şöyle bir bakalım biraz daha alt kısımda. Galatasaray yönetiminden futbolcularına iki jest. Oyuncuların alacaklarının önemli kısmını dün ödeyen yönetim bugün de bir barbekü partisi düzenleyecek diyor haber. Takvim 17'ye geçiyoruz. Galatasaray Türkiye'dir başlığıyla yine Dursun Özbey'in dün yaptığı açıklamaları görüyoruz. Aslan'da İstanbul mesaisi ara başlığına şöyle bir bakalım. 34. haftada İstanbulspor'la oynanacak maçın hazırlıkları devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından 4 takımlı turnuvayla sona erdi deniyor. Ve Leverkusen'ın hedefi Nelson, bu sayfanın en dikkat çeken haberi. Tecrübeli oyuncu dev kulüpleri peşinden koşturuyor. Bayer Leverkusen'ın teknik direktörü Xabi Alonso, Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelson'u transfer listesinin başına yazdı. Almanlar sezon sonunda Aslan'ın kapısını çalacak diyor. Bir diğer dikkat çeken haber de Umut Nayır ile ilgili. Umut Nayır sürprizi başlığıyla verilmiş. Galatasaray Gomis'in ayrılığı sonrası tecrübeli golcüyü renklerine katmayı planlıyor şeklinde bir transfer haberi de görmek mümkün bugün Galatasaray sayfasında. Galatasaray haberlerinden gazete turumuz bu şekildeydi değerli izleyenler. Geçiyoruz Fenerbahçe'ye. Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı Ali Koç hakem hatalarını belgesel gibi hazırlayacaklarını söyledi. Gazete turuyla yine devam ediyoruz. Şimdi de Fenerbahçe haberlerine bakacağız. Hemen yine foto maçla başlayalım. Arda kararsız haberi dikkat çekiyor bu sayfada. Newcastle bastırıyor, Fenerbahçe bir yıl daha tutmak istiyor. Premier Lig ekibi, Sarı Lacivertlilerin süper yıldızı için ısrarcı. Kanarya bir sezon daha kendilerinde devam etmesini istiyor. Ancak Arda'nın kararsız olduğu söylenmiş. Garip maçlar hep bize denk geldi. Ali Koç alttaki 3-4 takıma karşı önemli puanlar verdiklerini söyledi. Yine Galatasaray'a gönderme yaptı.
Dünya çapında bir hoca getirdik, puan ortalamamız bir hayli yüksek. Ne hikmetse puan yitirdiğimiz garip maçlar hep bizim sahamızda oldu. 3-4 tane alt sıradaki takımlara kendi sahamızda puanlar kaybettik. Hatalar genelde bizim aleyhimize oluyor, malum takımın lehine oluyor. Özellikle de büyük maçlar sıkıntı, dedi Ali Koç. Kent'te sona doğru biraz daha alt kısımdaki habere de şöyle bir bakalım. İngiliz kanat oyuncusu Rangers'la sözleşme yenilemeyeceğini duyurdu. Fenerbahçe şu ana kadar en güçlü teklifi sunan takım deniyor. Sezon sonu çalışmalarının da başladığı söylenmiş. Fanatik 3 ile devam edelim. Fanatik yazarı Serkan Akcan Fenerbahçe'nin ligdeki şampiyonluk yarışını değerlendirmiş. Fatura Jorge Jesus'a kesilir başlığıyla. Birini Jesus'a Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Giresun deplasmanında değil derbilerde kaybettiğini anlatmasında fayda olabilir. Zira hoca hala kulübün büyüklüğüyle ters orantılı açıklamalarına devam ediyor ve başarısızlıkta payına düşeni almaktan imtina ediyor. Elbette Jesus'a göre kupada yarı finalde olmak, bahar aylarında şampiyonluk yarışında kalmak bir başarı. Bunu basın toplantılarında dile getiriyor oluşu boşuna değil ama birini Jesus'a hatırlatması gerek. Fenerbahçe'nin forması her yıl ligde ve kupada şampiyonluğa oynar şeklinde bir eleştiri gelmiş. Southampton'a hücum. Fenerbahçe yakın ilişkiler kurduğu Frank Arnesen'in aynı zamanda Göztepe'nin de sahibi. İngiltere'deki kulübü Southampton'a gözünü dikti. Premier Lig'e veda etmeye hazırlanan Kırmızı Beyazlılar'da bazı oyuncuların kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor. Yönetim yaz transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için Southampton'ın yıldızlarından yararlanmayı planlıyor demiş haber. Hacı Wright'ın gönlü Fener'de başlığına da hemen bakalım. Antalya Spor sezon sonunda satmaya hazırlandığı Hacı Wright için Fenerbahçe'ye haber göndermişti. İskoçya'dan Rangers'ın da çok istediği ABD'li golcünün ilk tercihinin Sarı Lacivertliler olduğu öne sürüldü. Para ve takas formülünün gündeme geleceğinden bahsediliyor. Sabah 21'de Uğur Çem imzasıyla Fenerbahçe haberini görüyoruz. Ferdi boşuna koşmuyor başlığıyla. 22 dakika 18 saniyede bir başarılı top süren genç oyuncu %68'lik oranıyla 23 yaş üstü savunmacılar arasındaki tek Türk futbolcu olarak adını yazdırdı diyor haber. Hemen yanında İrfan Can'da işlem tamam başlıklı bir başka haber görüyoruz. Sarı Lacivertliler yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Fenerbahçe yönetimi Altay'ın yokluğunda kaleyi devralan 24 yaşındaki file bekçisinin bonservisini 1 milyon 200 bin euroya Göztepe'den aldı deniyor ve görev yaptığı 5 maçta 7 gol yediği hatırlatılmış. İrfan Can'ın özellikle Altay'ın yokluğunda iyi bir performans göstermiş ve taraftarın da güvenini kazanmıştı. Hürriyet 19, Süleyman Arat imzasıyla Fenerbahçe 26 günde 4 kupayla şov yaptı haberini görüyoruz. Kanarya Nisan ve Mayıs'ta üst üste zaferler kazandı. Hedef futbolda kupa ve ligi almak, potada erkeklerde kupalara devam etmek deniyor. Ve kazanılan şampiyonlukların yine fotoğrafları da paylaşılmış. 1-16 Nisan'da Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding Süper Lig'de de 25 Nisan'da kupaya uzandı. 2-30 Nisan'da Fenerbahçe Göksel Çelik tekerlekli sandalye basketbol takımı Eurocup 2'de şampiyon olmayı başardı. Ve 3-11 Mayıs'ta Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit'i 3. maçta 3-2 yenerek 5 sezon sonra voleybolda şampiyonluğa ulaştı deniyor. Yine sayfanın en altında az önce aktardığımız İrfan Can 1.2 milyon euroya tapusuyla Kanarya'da başlıklı Fenerbahçe'nin Göztepe'den kiraladığı 24 yaşındaki file bekçisinin bonservisini aldığı haberini bu sayfada da görmek mümkün. Şimdi Takvim Gazetesi'nde Jorge Jesus'la ilgili dikkat çeken bir haber var. Özel haber şeklinde verilmiş. Samandıra'da şikayet var. Fenerbahçe kulislerinde konuşulan iddialar herkesi şoke edecek. Futbolcular Jorge Jesus'un forma adaletini sağlayamadığını iddia etti. İddialara göre bazı futbolcular Selahattin Baki'ye giderek Portekizli teknik adamla ilgili şikayetlerini dile getirdi. Baki konuşulanları başkana iletti. Bu isimlerin arasında Crespo, Zayt, Emre ve Serdar Dursun'un olduğu iddia edildi deniyor. Bu arada Selahattin Baki tarafından futbolcuların şikayetlerinin başkana iletildiği ve Jorge Jesus'un görevine devam etmesini savunan Ali Koç'un bu gelişme sonrası kararında bir değişiklik olup olmayacağı ise merak konusu deniyor. Bu arada
Yine aynı sayfada Orsiç'e Fener kancası başlıklı dikkat çeken bir başka haber var. Çünkü günlerdir Orsiç'i Trabzonspor'a yazıyor tüm basın. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un transfer listesinde olan Hırvat sol kanat Mislav Orsiç ile ilgilendiği ortaya çıktı. Resmi hamlenin de her an gelebileceği iddialar arasında deniyor. Yine bugünün dikkat çeken haberlerinden biri Fenerbahçe cephesinde. Evet değerli izleyenler, arka arkaya Galatasaray ve Fenerbahçe gazetelerine, haberlerine baktıktan sonra gelin bugünün ilk Skype bağlantısını yapalım Mahmut Alpaslan'la. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş gördük. İyi hafta sonları olsun. Çok teşekkürler hocam. Size de aynı şekilde iyi hafta sonları diliyoruz. Şimdi bu hafta sonunu maç oynanmadan geçireceğiz. Ağırlıklı olarak da gazetelerde transfer haberlerini görüyoruz. Ama bir taraftan da normal şartlarda transferi çok seven taraftarlar şu anda gözünü tamamen lig yarışına çevirmiş durumda. Mevcut durumu biraz konuşarak isterseniz başlayalım. En son Fenerbahçe gazetelerini okuduğum için Fenerbahçe'den başlamak istiyorum. Fenerbahçe Galatasaray'ı takibini bir şekilde son ana kadar sürdürmek isteyecek. Tabii ki matematiksel olarak şansı devam ettiği sürece ve önünde de çok zorlu, çok kritik bir Trabzonspor mücadelesi var hocam. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu mevcut durumu da değerlendirirseniz nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Sevgili İzgi, biraz evvel gösterdi tabii, futboldan gidiyoruz da Fenerbahçe'de maşallah park edene varsa almış. Doğru. Hepsini süpürmüş şampiyonlukta. Yani oraya da bakmak lazım ama tabii futbol revanşlı olduğu için bütün dünyada ilk öncelik onlar geliyor. Tabii haliyle bir de finale koşuyorlar kupada. Bakalım ne olacak. Tabii Trabzonspor maçı, Trabzon ne kadar düşüşte olsa bile bunlar rekabet maçları. Bunlar büyük takımlar ikisi de. Yani ikisinin stadın kenarında bile oynasanız rekabeti her zaman üst seviyede olur. Yani Fenerbahçe için de Trabzonspor için de kolay olmayacak. Tabii bilhassa şampiyonluğa koşan bir Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı mutlaka 3 puanla kapatması gerekecek. Yani aksi halde zaten sıkıntılı bir yakalama pozisyondasınız. Havlu tamamıyla havlu atmış olursunuz şampiyonlukla ilgili. Yani ben Fenerbahçe'yi tabii favori görüyorum. Neden favori görüyorum? Çünkü Trabzonspor, bakmayın, Ankara gücüne karşı kazandın ama o tamamıyla bir oyun olarak da tamamıyla bir bitmişlik, bir sendromu yaşıyorlar. Forvet'te oyun düzeni yok, orta sahada yok, müdafaada yok. Böyle bir takıma karşı oynayacaksınız ama gene vurgulayayım, rakip Trabzonspor. Onun için de gardınızı çok iyi almanız lazım. Bulunduğu konuma bakmamanız gerekecek. Burada da önlemlerini alıp oynayacağınız rakibin Trabzonspor olduğunu düşünerek ona göre maça konsantre olacaksınız. Fenerbahçe, belki futbolcular şunu düşünebilir, bundan sonra Galatasaray bırakmaz diye ligi, ama futbolun olmazsa olmazları her zaman vardır. Siz önce maçınızı kazanacaksınız, ondan sonra rakibe bakacaksınız ama zor bir karşılaşma çıkıyor Fenerbahçe'ye izgin. Hocam aslında bunu bir teknik direktör gözüyle sormak istiyorum size. Şimdi günlerdir takımla ilgili bazı iddialar ortaya atılıyor. Hem Jorge Jesus'un Ali Koç'a takımı şikayet ettiği yönünde haberleri okuyoruz. Hem de futbolcuların işte az önce aktardık mesela Selahattin Baki aracılığıyla başkana mesaj gönderdiği ve Jorge Jesus'un forma dağıtımını adaletli yapmadığı yönünde şikayetleri olduğundan bahsediyoruz. Tabii bunların doğruluğundan emin değiliz. Netice itibariyle hiçbir taraftan, hiçbir cepheden bu konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ama tabii ki hani biz gazeteci olarak görevimizi yapıyoruz bir şekilde. Evet. Doğruysa eğer, gerçekten iki tarafta birbirinden şikayetçiyse, buradan sağlıklı bir yapı, sağlıklı bir saha içerisinde ortam doğabilir mi acaba? Yani şimdi çok kritik bir noktada Fenerbahçe. Evet. Ya Ezgi, şimdi isimleri okudum sen. Bunlardan bir tek birisini söyleyebilirsin, Serdar diyebilirsin. Hadi ondan yolcu. Ya ben böyle bir şey olacağını tahmin ediyorum. Koskocaman Fenerbahçe camiası. Futbolcular hocalarından nasıl şikayetçi oluyor? Oynamadı mı bu oyuncular? Hepsi süre aldılar. Hele bilhassa ilk devre. Şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Haftada iki maç oynayan Fenerbahçe neredeyse bütün komple takımı değiştiriyordu hocam. Ve hepsi de süre alıyordu. Ve hepimiz burada istahişle bahsedip oyuncuların performansını öve ve göklere çıkarıyordu.
Ama biz ne dedik? İkinci devreden, Dünya Kupası'ndan sonra ne olduğunu araştırmak lazım. Hakikaten bu tez bir Fenerbahçe'de. Bunu tez yapıp Futbol Federasyonu eğitim seminerlerinde vermek lazım. Neden buradan zirvedeyken aşağı çıktı? Ben tahmin etmiyorum yani. Futbolcuları, profesyonel bir takım nasıl Fenerbahçe gibi cami, hoca sizi şöyle söyleyeyim, yerlere sürecek konuşmalarda, sizi aşağılayacak konuşmalarda, sizi hakaret çevresinde bulunursa tamam, oralarda herkes de tepki de gösterir. Ama bu şekilde bir şey olmadıktan sonra ben vallahi bilmiyorum. Yani Fenerbahçe biraz bu konuda karıştırmak mı istiyorlar, ne istiyorlar? Bir de zaten gidişatları çok iyi değil. Bir de üzerinde bunları gören ne Crespo'nun ne farklı birileri, bunlar dünkü çocuklar değil, kalkıp da Jesus'u şikayet edecekler. Jesus da yani öyle Avrupa'da bilinmeyen bir hoca değil. Bunun, her takımlarda o vakit Real Madrid'deki topçuları hepsi şikayet etsin. Ya, Ancelotti'nin kadrosu belli. Adam sadece ilk 11'le oynuyor. Ne olursa olsun, hangi maç olursa olsun. Ben tahmin etmiyorum Ezgi. Biraz Fenerbahçe üzerine farklı bir düşüncelere hasıl olmak için yapılmıştır bir yüzde. Nereden bileceksiniz? İçini nereden bileceksiniz? Sayın Baki ile kim görüşmüş, kim etmiş? Sayın Baki bunu açıklar mı? Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç'un hemen hemen en iyi yöneticisi, sağ kolu gibi bir şey. İngiltere piyasasını çok ilgilenen bir yöneticiden söz ediyorum. Ben de asparagaz bir haber olarak görüyorum. Peki. Yani olmayacak bir haber. Peki, Gezdi. Galatasaray'la devam edelim isterseniz. Galatasaray'da da artık şampiyonluk sesleri ciddi ciddi yüksek sesle artık konuşulmaya, söylenmeye başlandı. Şimdi Galatasaray'ın önündeki maçları biraz konuşacak olursak, düşünecek olursak, Mahmut Hocam, nasıl bir tablo görüyorsunuz? Fenerbahçe derbisine kadar geçecek o 3 haftalık sürede eğer hata yapmazsa derbiye şampiyon olarak çıkacak Galatasaray, ki tabii ki bütün camianın isteği, arzusu da bu yönde. Sizin tahmininiz nedir? Sevgili Ege, Galatasaray'ı biliyoruz. Şampiyonluk potasına girdikten sonra 5 hafta, 6 hafta, 3 hafta kalsa ligde vermez. Yani öyle bir onlar da öyle bir, dinlerinde öyle bir liderlik baskı var onu bırakmamak için. Mayıslar her zaman söylüyorlar, bizlerin diyorlar. Evet, Mayıslar her zaman için Galatasaray zirveyi koştuysa her zaman da Mayıslar'da şampiyonluğu yakalamıştır. Ben İstanbulspor maçını tekrar bulayım. İstanbulspor maçını Salı günü kazası geçtiği andan itibaren Galatasaray şampiyon. Yani Sivas filan Ankara gücü maçı orada bir tek takılabilecekleri hemen hemen bir beraberlik at. O şekilde takılabilecekleri olabilir. Atmosfer açısından da söylerim ama İstanbulspor maçında Kasımpaşa'da stadına takılmadıktan sonra Galatasaray şampiyonluğu ilan eder. Sivas maçıyla birlikte ilan eder. Yani ben de şampiyonluğu buradan vereceğini düşünmüyorum. Ay çok 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 farklı bir olaylar olmuşlar. İşte bir sakatlığınız yaşayacaksınız. Maçta iki tane, üç tane en önemli noktadaki oyuncularınız kart görecek edecek. Ondan sonra farklı bir şeyler düşünüyorum ama ben şu andan itibaren İstanbulspor'dan sonra %95 Galatasaray ipi görüşler. Bırakmazlar şampiyonu. Onlarda da öyle bir konu var. Takım olarak değil, bütün kulüp olarak, bütün camia olarak orasını lider olarak bitiriyorlar, şampiyon olarak bitiriyorlar. Ben Galatasaray'ın İstanbulspor maçından sonra şampiyon olacağını düşünüyorum. Peki. Mahmut Alparslan, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Tekrar güzel bir hafta sonu diliyoruz size. 20 kahvede iyi çalışmalar arkadaşlar bize. Çok teşekkürler. Evet, Mahmut Alparslan'la şöyle bir Fenerbahçe ve Galatasaray değerlendirmesi yaptıktan sonra gelin Beşiktaş'ta devam edelim. Siyah beyazlılar bırakmam seni Türkiye'm kampanyası dahilinde depremzedelere yardım amacıyla Azerbaycan ekibi sabahla karşı karşıya gelecek. Beşiktaş haberleriyle, Beşiktaş sayfalarıyla devam ediyoruz. Yine gazete turu yapacağız. Az önce izlediğimiz haberi tabii ki bütün sayfalarda görüyoruz eğer izleyenler. Fotomaç 5'te Kartallar Bakü'de başlığıyla paylaşılmış. Beşiktaş tüm gelirinin depremzedeler için kullanılacağı dostluk maçında Azerbaycan ekibi sabah konuk oluyor. Karşılaşma saati 17'de başlayacak diye biz de bir kez daha hatırlatmış olalım. Hemen altında sola iki aday başlığıyla dikkat çeken bir transfer haberi var. Beşiktaş Şaravi ya da Cenepo'yu bitirmek istiyor. Sol kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Roma'nın 30 yaşındaki tecrübeli ismi El Şaravi ya da Southampton'ın 24'lük yıldızı Cenepo'yu bitirecek. El Şaravi'nin bonservisi elinde, Cenepo ise en az 5 milyon euro denmiş.
Fanatik gazetesiyle devam edelim. Kartal'dan Jimenez bombası başlığıyla yine dikkat çeken bir transfer haberi var. Sezon sonunda Jackson Muleka ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş, ünlü golcü Raul Jimenez'i gündemine aldı. Kara Kartal Premier Lig ekibi Wolverhampton'da ayrılığın eşiğinde olan Meksikalı santrfor için girişimlere başlayacak. Sayfanın en altında dikkat çeken bir başka haber gündem Romain Saiss başlığıyla. Siyah beyazlılarda Romain Saiss belirsizliği yaşanıyor. Sezon sonunda kadrosunda birçok bölgede değişime gidecek yönetim faslı stoperin kararını bekliyor. Premier Lig'den talipleri bulunan tecrübeli sağ stoper ligin bitiminde tercihini iletecek denmiş. Sabah 19'da Ogün Şahinoğlu imzasıyla Beşiktaş haberini görüyoruz. Kiralıklardan hayır yok başlığıyla Beşiktaş'tan geçici olarak başka kulüplere giden 12 ismin çoğu döküldü. Tüm futbolcular arasında öne çıkan tek isim Kartal Kayra Yılmaz oldu ancak Emrecan Uzunhan'da beklediği süreleri buldu. İki oyuncunun durumu kampta gösterecekleri performansa bağlı deniyor. Bu iki oyuncu dışında Montero, Hasic, Oğuzhan Akgün, Ahmet Gülay, Kerem Kalafat, Emirhan Delibaş, Atakan Üner, Abdullah Aydın, Bilal Ceyran ve Erdoğan Kaya beklenen performansı gösteremedi ve hayal kırıklığı yarattı şeklinde geniş detaylı bir haber Ogün Şahinoğlu tarafından bugün sabah gazetesinde kaleme alınmış. Akşam 21 ile devam edelim. Yerinde bir transfer başlığıyla yine bir transfer haberi görüyoruz. Siyah beyazlılar gözünü Kolombiyalı savunmacıya dikti. Romain Saiss ve Wellington'la yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'la sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki stoper Yeri Mina'yı gündemine aldı. 1.95'lik oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu deniyor. Everton'ın sözleşme yapmayacağından da söz edilmiş. Takvim 15 ile devam edeceğiz. Kartal'da Rota Mendy. Beşiktaş yönetimi 6 numara transferi için düğmeye bastı. Bir yıl sözleşmesi kalan futbolcunun transferi cüzi bir rakama bitirilecek. Ön libero'ya transfer yapacak Beşiktaş, Angers'de oynayan Batista Mendy ile ilgileniyor. Oyuncunun kulübü ve menajeriyle önümüzdeki günlerde resmi temas kurulması hedefleniyor denmiş. İsmail'den Redmond'a kanca başlığı burada en dikkat çeken haber belki de. Watford'un başına geçen Valerian İsmail'in Beşiktaş'ta forma giyen Nathan Redmond'ı istediği öne sürüldü. İngiliz yıldız Kartal'la masaya oturduktan sonra karar verecek deniyor. Bildiğiniz gibi Beşiktaş'ta Redmond'la sözleşme uzatmak istiyor. Redmond'ı takımda tutmak istiyor daha doğrusu. Bakalım oyuncu ile ilgili önümüzdeki süreçte nasıl gelişmeler yaşanacak. Trabzonspor'la devam ediyoruz. Bordo Mavililer Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın istediği iki Hırvat oyuncu Petković ve Orsic için girişimlerini sürdürüyor. Son olarak bir de Trabzonspor haberlerinden gazete turu yapalım. Foto maç 7 ile başlayacağız. Fenerbahçe'yi yeneceğiz başlığıyla Trabzonspor'un forveti Umut Bozok'un dün yaptığı açıklamaları görüyoruz. Bugüne kadar Fenerbahçe maçında hiç gol atmadım, siftah yapmak istiyorum. Kadıköy'de %100 kazanmamız lazım ifadelerini kullandı Umut Bozok. Süper Lig'in en iyi forvetinin ise Icardi olduğunu söyledi. Ciko hamlesi başlığına bakalım. Trabzonspor, Strasbourg'un 28 yaşındaki stoperinin peşinde. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek kanalı savunmacı için hamle yapıldı. Aynı zamanda sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapabilmesi de büyük bir avantaj diyor haber. Devam edelim. Fanatik gazetesinin 8. sayfasında derbi öncesi fırtına çıktı başlığına göz atacağız. Ankara gücü bu galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor yüksek motivasyonla Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Yoğun şekilde çalışan Karadeniz ekibi dün çift idman yaptı. Sakatlıktan kurtulan yıldızlar da tek tek takıma dönmeye başladı. Nenad Bjelica ve öğrencileri Kadıköy'deki mücadeleyi adeta final gibi görüyor. Tüm hesaplar zafer üzerine yapılıyor. Bordo Mavililer kötü geçen sezonda taraftarına bir Fenerbahçe galibiyeti daha armağan etmek istiyor denmiş haberde. Yine Umut Bozok'un dün yaptığı açıklamalarda Fanatik 8'de kendine yer bulmuş. Sabah 21 Yunus Emre Sel, Umut Bozok'un dün yaptığı açıklamaları kaleme almış sayfanın alt kısmında. Kendi bölgesinde en çok beğendiği ismi açıkladı. Süper Lig'de Icardi ve Abubakar gibi iyi forvetler var. Ali Sov çok dirençli. Maxi Gomez de var tabii ki ama bu sene en iyisi bence
Icardi diyor Umut Bozok. Yeni teknik direktörlerin Nenad Bjelica ile ilgili de sert bir hoca olduğunu söylemiş. Sert bir hoca, sahada bayağı sertlik var ama herkese güveniyor. Bunu gördük şeklinde açıklamaları dikkat çekiyor Umut Bozok'un. Bakasetas'ın Fenerbahçe maçında olmayacağı detayına da bir kutu haberle yer verilmiş. Tahkim kurulu Bakasetas'ın 2 maçlık cezasını onamıştı. Hürriyet 19'da da Umut'un açıklamalarını görüyoruz. Kadıköy'de %100 kazanmalıyız başlığıyla. Zaten hemen hemen bütün sayfalardan aktardık. Bakasetas dev maçta yok başlığıyla yine Yunan oyuncunun Fenerbahçe mücadelesinde olmayacağı detayına burada da yer verildiğini görüyoruz. Bir de foto maç 6'da şöyle Süper Lig'in genel gündemine bir bakalım. Avrupa aşkına başlığıyla Alanya'yı da deviren Adana Demirspor hedefe yürüyor denmiş. Sahasında 6'da 6 üst üste 5. galibiyetine imza atan Mavi Şimşekler Avrupa hedefi için dev bir adım daha attı. Demirspor Fatih Karagümrük deplasmanında da serisini sürdürmek istiyor şeklinde bir haber de Adana Demirspor cephesinden aktarmış olalım. Şimdi biraz da dış basının gündemine bakacağız değerli izleyenler. Birkaç gündür bazı iddialar vardı. Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağına dair ve UEFA'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Şimdi dış basının gündemini her zaman olduğu gibi Hüseyin Özkök'le konuşacağız, değerlendireceğiz. Hüseyin Özkök, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi, iyi hafta sonları diliyorum herkese. Çok teşekkürler, biz de size iyi hafta sonları diliyoruz aynı şekilde. Şimdi hemen izlediğimiz haberle başlayalım isterseniz. Bu iddialar son dönemde çok fazla çıkmaya başladı. Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den İstanbul'dan alınacak şeklinde. Bunlar nereden çıkıyor aslında, bunu da belki konuşabiliriz ama UEFA'nın verdiği yanıt özellikle hiçbir kurumla görüşmemiz olmamıştır şeklinde net bir yalanlama geldi. İsterseniz yine detaylarını sizden dinleyelim. Şimdi İngiliz medyasında çıkıyor bu haberler. İngiliz medyası bu olaya taktı bir şekilde. Bilemiyorum nedenini. Hatırlarsan daha önce Independent gazetesinde böyle bir haber çıkmıştı. Ben de UEFA bağlantılarımdan öğrendiğimi ve bununla bu haberle hiç ilgili bir şey olmadığını, UEFA'nın böyle bir gündemi olmadığını burada A-Spor ekranlarında açıklamıştım. Nitekim benim bu açıklamamın hemen ardından UEFA bilet satışına başlamıştı. Yani bilet satışı için talep almaya başlamıştı. Hatta akreditasyonlar da açılmıştı. Ben de akreditasyon başvurusu yaptım. Fakat bu olaylar artık bu haberler kapandı derken bir anda dün mü evvelsi gün mü ne Daily Mail gazetesinde, bir başka İngiliz gazetesinde yine böyle bir haber çıktı. Seçim bağlantılı olarak işte. Şampiyonlar Ligi finalin İstanbul'dan alınıp Portekiz'e, Lizbon'a verilebileceği şeklinde bir haber. Hem işte Alman DPA ajansı hem de İngiliz Sky News'un spor muhabiri Rob Harris'in UEFA'dan aldığı bilgilere göre ve onların duyurularına göre UEFA böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını bir kere daha benim öğrendiğim şekilde teyit etmiş ve hiçbir şekilde bunların gündeminde olmadığını da açıklamış. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi finali planlandığı gibi 10 Haziran 2023 günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İngiliz basını bu haberlerine devam etsin kendi kendine. Yani yapacak bir şey yok. Tutamıyorsun adamlığı. Peki. Şimdi isterseniz biz Süper Lig'de şampiyonluk yarışına çok odaklandık ama bir taraftan da Avrupa'da da çok ciddi bir şampiyonluk haftasına giriyoruz diyebiliriz. Birçok ligde artık yavaş yavaş sonucun belli olması bekleniyor. Yine Premier Lig'de, Bundesliga'da kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. İsterseniz bu Avrupa liglerindeki zirve yarışından, şampiyonluk yarışından da biraz bahsedelim. Ezgi, Bundesliga ve Premier Lig'de özellikle inanılmaz son yıllarda rastlamadığımız bir zirve yarışı söz konusu. İşte Premier Lig'de baktığımızda City ile Arsenal şampiyonluk için çekişiyor. Newcastle, Manchester United, Liverpool ilk dört için çekişiyorlar. Newcastle büyük ihtimalle ilk dördün içinde olacak ama Manchester United ile Liverpool arasında çok az bir puan farkı kaldı. Liverpool yakaladı Manchester United'ı. Ve her an geçebilir. Dolayısıyla bu üç takımdan ikisi ilk dört içinde olacak. Bu Liverpool'da olabilir, Manchester United'da olabilir. Yani iki takımdan, iki dev takımdan bir tanesi yine dışarıda kalabilir. Ve bunun yanında Tottenham, Brighton ve Aston Villa'da
ilk 6 için çekişiyorlar. Yani Avrupa kupaları anlamına gelen ilk 6 için çekişiyorlar ve bunlardan 2 tanesi ancak ilk 6'ya girebilecek. Yani inanılmaz bir zirve yarışı var. Aynı şekilde Bundesliga'da da öyle. Bayern'le Dortmund şampiyonluk için çekişirlerken Leipzig, Union Berlin ve Freiburg da ilk 4 için bir mücadele içinde. Puanları birbirine çok yakın ve yine ilk 6 için Leverkusen, Wolfsburg ve Mainz çekişiyorlar. Onlardan da 2 tanesi ilk 6'ya girecek. Avrupa kupaları anlamına geliyor bu tabii. Ama şöyle de bir durum var Almanya'da. Leipzig kupada finalde olduğu için eğer Leipzig kupada finali kazanırsa lig 7.'si Avrupa bileti alacak. Bunu da parantez içinde söylemem gerekiyor. Hakikaten çok zevkli mücadeleler oluyor bu ikilikte. Bugün de maçlar var. Hem Bundesliga'da hem Premier Lig'de. Yani büyük bir heyecanla bugünkü maçları da takip edeceğim. Veya da bu hafta sonu tabii yarın da maçlar var. Herkese de tavsiye ediyorum bu heyecanlı yarışı seyretmelerini. Evet, hepimiz heyecanla bekliyoruz hangi ligde hangi takım şampiyon olacak diye. Şimdi bir taraftan da tabii hesap kitap da yapmaya başladık Avrupa Kupalarına katılımda. Kim ne kadar puan aldı, kim nereye gidecek, kaç ön eleme oynayacak şeklinde. Son durumu da isterseniz izleyicilerimize aktaralım ve burada zannediyorum dikkat çeken bir İsviçre faktörü var. Bununla ilgili detaylardan da izleyicilerimize bahsedelim. Şimdi önümüzdeki seneki katılımımız belli Ezgi. Şampiyonumuz ya birinci eleme turu ya ikinci eleme turundan katılacak. Şampiyonlar Ligi'ni alan takımın kendi liginden de Şampiyonlar Ligi bileti alması olayı burada söz konusu. Örneğin şu anda ligde 5. olan Milan diyelim Inter'i eledi, kupayı da aldı. Ligde de 5. oldu. O zaman bizim şampiyonumuz birinci eleme turundan katılacak yoksa ikinci eleme turundan katılacak. Esas burada İsviçre tehlikesi dediğimiz şey 2024-25 sezonunu ilgilendiriyor. 2024-25 sezonunda Avrupa Kupalarına katılım statüsü değişti. Avrupa Ligi'ne yeniden katılımlar sağlanmaya başlayacak. Şimdi biz 12. sıradayız şu anda ve takımımız yok. İsviçre'nin Basel takımı ise 13. sıradaki İsviçre'nin Basel takımı ise Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı deplasmanda yenerek çok büyük bir avantaj elde etti. Basel'in alacağı bonus puanlar ve maç puanlarıyla bizi İsviçre'nin geçme ihtimali bayağı yükseldi. Eğer İsviçre bizi geçer, biz 13. sıraya düşersek 2024-25 sezonunda Türkiye Kupası'nı alan takımımız Avrupa Ligi playoff'u yerine Avrupa Ligi 3. eleme turundan katılacak kupaya. Lig 3.'ümüz ise Avrupa Ligi 2. eleme turundan Avrupa Ligi'ne katılacakken bir anda Konferans Ligi 2. turuna gerileyecek. Yani böyle hakikaten ciddi anlamda bize darbe vuracak Avrupa Ligi bazında. Şampiyonlar Ligi'nde ise katılımda herhangi bir değişiklik olmayacak 13. olsak da. Umarım Basel Fiorentina'yı geçemez ve biz de 12. sıradaki yerimizi sezon sonunda koruruz diye umut ediyorum. Peki şimdi önümdeki haberlerden birinde şöyle bir ifade var. Inter ve Roma'nın sponsorlarıyla başı dertte diye. Neden acaba? Evet. Şimdi dikkatini çekmiştir senin de. Inter Şampiyonlar Ligi'nde Milan'la oynadığı maça forma reklamsız çıktı. Göğsünde forma reklamı yoktu. Bu iki kulüp Inter ve Roma sezon başında bir kripto firmasıyla anlaşma yapmışlardı. Yüksek dozlu bir anlaşmaydı bu. Çok büyük paralar alacaklardı önümüzdeki birkaç sene için. Fakat bu firma bu iki kulübe hala ödeme yapmamış. İlk taksitlerini bile ödememiş. Dolayısıyla burada bir sorun var. Kripto para da biliyorsun UEFA tarafından kabul edilmiyor. Normal bildiğimiz hepimizin elde tuttuğu paralar geçerli UEFA'da. Dolayısıyla Inter ile Roma'nın böyle bir sorunu var. Paralarını alamıyorlar sponsorlukla ilgili. Hatta yeni sponsorluk arayışlarına da başlamışlar. Dolayısıyla Inter'de Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında şu anda da görüyoruz. Ligde de galiba reklamsız çıkmışlar. Formasında reklam yok. Ve bu kripto firmasıyla bir sorunları var. Bakalım nasıl çözecekler bu işi? Paralarını alabilecekler mi? Ama sonuçta artık bu sponsorluk anlaşmalarının bittiği anlaşılıyor iki kulüple ilgili. Roma'da Leverkusen karşılaşmasına Antik Roma'nın harflerinden oluşan bir spor yazısıyla çıktı. Onu da dikkatini çekmiştir diye düşünüyorum. Onlar da bu firmanın reklamını taşımadılar. Peki son olarak yine sözü size bırakayım. Bugün gündemimizde başka hangi maddeler var?
Şimdi şöyle söyleyeyim. 2026 Dünya Kupası dünyadaki futbol tarihinin en büyük organizasyonu olacak. Biliyorsun Amerika, Kanada ve Meksika'da yapılacak 16 şehirde. 2026 Dünya Kupası'nın Çarşamba günü Los Angeles'ta lansmanı var. Bu lansmanda Dünya Kupası'nın logosu, maskotu, bütün şehirlerin kendi markaları, Dünya Kupası'nın marka tanıtımı, her türlü Dünya Kupası'yla ilgili tanıtımlar yapılacak. Tabii ki bir çarşamba günü ama Los Angeles'ta olduğu için önemli bir saat farkı var. Bizde Perşembe sabahı 5.30'da bu gerçekleşecek lansman. Bilmiyorum uyanıp seyredebileceğim mi? Ama daha sonra herhalde internetten de seyretme imkanı olur. Böyle bir lansman yapılacak ve 2026 Dünya Kupası'na artık geri sayım bu lansmanla birlikte başlayacak. Peki. Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, yorumlarınız için. Güzel bir hafta sonu diliyoruz tekrar. Aynı şekilde ben de diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere, çok teşekkürler. Evet, Hüseyin Özkök'le de her zaman olduğu gibi dış basının gündemini değerlendirdik değerli izleyenler. Şimdi gelin birlikte dün akşama bir gidelim. Takım oyunu programında neler konuşulmuş izleyelim. Saat başında gelişmelerle biz yeniden buradayız. Bu haberle Sabah Sporu'nu artık noktalayacağız değerli izleyenler. Süremizin sonuna geldik ancak siz A Spor ekranlarından ayrılmayın. A Spor'da yayın Deniz Satar'ın sunumuyla Yaşasın hafta sonu programıyla devam edecek. Herkese mutlu, sağlıklı, güzel hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın.